Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya ve yeni bir güne hoş geldiniz. Bugün ne? Bugün çarşamba, bugün biliyorsunuz boş muhabbet günü. Ama bugün boş muhabbet yapmayacağız çünkü neden? İstanbul'dayım, hala İstanbul'dayım arkadaşlar. Ve cumartesine kadar buradayız. Sizin istediğiniz, görmek istediğiniz, bilmek istediğiniz mekanlar, yerler vesaire yerler varsa oralara gidebiliriz cumartesine kadar. Pardon. Neyse arkadaşlar, bizim şimdi... Kablosunu da alacağız mı? Yok, ona gerek yok. Aksi biterse? O zaman powerbank var. Ama kablo lazım. Biz şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Bugünkü outfitimiz belli. Outfit of the day. Ama gözükmüyor. Bunun modası böyleymiş. Neyse, bu da böyle. Çok rahat bir gömlek. 1.3 aşkım. Çok rahat bir gömlek bu. Yani baya fırfırlı. Rahat ediyorum şu an. Açıkçası. Ucu da kapıyla şu an kavga ediyor. Bu otelin böyle gözüktüğüne bakmayın. Otel, onurluk otel, ne bekliyorsunuz ya. Biz şimdi çıkacağızdan sonra Balat'a geçeceğiz. Balat'tan sonra da bakalım, hayırlısı inşallah. Evet arkadaşlar, bugünün rotasını daha tam olarak belirlemedik. Ama siz bizimle geldiğiniz sürece, takip ettiğiniz sürece bunları hepsini göreceksiniz. Allah'a emanet olun. Videoları beğeniyorsanız ve bugün bir önceki videoyu beğendiysen ona beğen. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri sanal alemden desteklemeyi unutmayınız. Para istemiyorsa destek olarak sadece abone olsanız yeter. Sesi yok be. Evet arkadaşlar, şimdi. Ne reçeli aldın? Bunu kivi reçeli zannediyordum. Dur. Kupula. Çok fazla çikolata getirmişsin ya. Tamam o zaman, yenge yedir ya. Ne olacak? Sanki ne zaman yine geleceğiz biliyor musun? Şimdi eşim hamile, biz 10. aydan. Yani bu son tatilimiz. 3. aya kadar kilitliyiz. He. Ya. Yasak. Zaten doğum olacak. Tamam. Aynen. Ne oldu biliyor musun da annem? Ben geçen buraya geldiğimde bunu kivi olarak yemiştim ya, hatırlıyor musun? Aynen. Bilal'e diyorum ki. Bilal diyorum. Kivi diyorum, çok seviyorum diyorum. Bilal bak, abi diyor reçel, tamam mı? Gülmeye başlıyor. Ama ben bir de böyle. Kivi diye yedi onu bildiğin yani. Olsun ama sen onu sevmişsin. Aynen. Hem ben bunu şu an psikolojik ben kivi olarak yiyorum, anlıyor musun? O yüzden sıkıntı yok. Yenge ne yapıyor? Ama ne yapsın, annesini işte. Bir tane alırım. Yarın döner. Oh. Yarın döner. Hı. Tamam, öyle yaparız ya. Güzel bir yemek yeriz. Evet arkadaşlar, şu an kat kat Balat'tayız. Kardeşimiz Kubilay davetinin üzerine kat kat Balat'a geldik. Geçen geldiğimizde de tanışmıştık onunla birlikte. Ve şimdi birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra tabii ne yapacağız? Size neler yediğimizi göstereceğiz. Gelin bakalım. Burada bizim gözlemeci ablamız var. Gözlememizi açıyor. Kat kat Balat'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Şu an nasıl bir gözleme yapacaksınız? Şimdi ben patatesli ve peynirli gözleme yapacağım. Evet arkadaşlar, biz de aynı tatlı. Nasıl, memnun kaldınız mı? Çok güzel oldu. Sevgiyle yapıyorum. Sevgimi katıyorum, sevgimi. Her işin sırrı. Evet, sevgi. Aynen öyle. Aynen. Sevgiyle yapıyorum. Evet, hamurunu kendim yapıyorum. Malzemeleri kendim hazırlıyorum. Ve sevgimi katıyorum. Ne sizleri güzel. Memnun etmek için. Teşekkür ederiz. Kat katta sohbet bahane, kahvaltımız başka, şahane. Bahane. Aynen öyle. Memnun kaldınız inşallah. Evet, çok memnun kaldık. Teşekkür ederim. Hem sıcaklık evet. Yandan hem de tat yandan çok güzel her şey. Evet, bu gözlememizin son hali. Evet.
Ne mutlu ki sizi müşterileri memnun ediyoruz. Gelen müşterilerimiz herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Herkes de memnun kalıyordur umarım. Evet, çok memnun kalıyorlar. Tabii. Herkes memnun edip gidiyor yani. Tabii ki. Sonuçta yani. Sevgini katıyorsun evet, abla. Evet, sevgini katıyorum. Neşeyle yapıyorum. Aynen sevgiyle öyle. Çalışıyorum. Hep güler yüzlü. Evet, güler. Önemli olan güler yüz. Aynen. Gelin şimdi içeriye geçelim. Bunu gelip takalım buraya. Nereye gidiyorsun? Songül diyorum bu arada. Songül ablamızın eline çok çok sağlık olsun. Olsun. Sağ olun. Yine bekleriz. Yine buyurun gelin. Her zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Taze limonata. Evet arkadaşlar burası. Burada taze limonatamız var. Ayrıyeten Türk kahvesi de yapıyorlar. Ve çayları sınırsız. Kahvaltımız sınırsız. Dükkan sanki benimmiş gibi size şu an burada tarif edebilirim. Çünkü buranın sahibi arkadaşım Kubilay. Efendim? Olur. Evet. Songül ablamız bize bir limonata dolduracak. Gel Şat. Limonatayı taze mi yapıyorsunuz? Evet, günlük yapıyoruz limonatamızı. Günlük. Evet, her zaman günlük limonatamızı unutmayın. Suyu da koyayım. Suyu sen kaçır sorma. Kaçır besa değil. Nane de mis gibi kokuyor ha. Evet. İşte bu. Afiyet olsun. Sağ olasın. Arkadaşlar çok müthiş. Müthiş bir limonata. Mutfağa inmeden önce yukarıdan gösterelim mi? Olur. Limonatayı abla buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar size yukarı katları göstereceğiz. Her kat ayrı ayrı özellikle. Evet. Her katta ayrı bir süslenme var. Bakın burada mesela böyle bir fotoğraf çekmek istiyorsanız bu şekilde burada sevgilinizle veya yalnız egoistseniz yalnız çekilebilirsiniz. Burada mesela göstereyim size. Burada mesela gelen misafirlerin memnuniyet diline karşı notlar var mesela. Mesela burada var. Seviyoruz bu hayatı. Ne zaman yazmışlar? 30 Temmuz 2019. Ve bayağı bir yazımlar var. Buradaki dekor olarak çok güzel. Gördüğünüz gibi masalar olsun, üstler olsun, duvarlar olsun. Her yer çok güzel bir şekilde. Ve en güzeli de buranın terası. Hem deniz manzarası var hem de neyi var? Galata'yı görüyoruz. Size orayı bir gösterelim. Şuradan deniz manzaralı ve şuradan Galata'yı da gösterebilirim. Benim oturduğum yerde biraz önce çok güzel görünüyordu. Kamerada çok uzak çıkıyor bak. Canlı da daha yakın. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Hadi gelin.
Sen yoruldun mu? Hayır. Yorulmadın mı? Doğru, 2-3 saattir oturuyorsun böyle. Şu an çok tatlı bir kahveye kafeye geldik. Evet arkadaşlar, bunu soğuk kahve, soğuk pres edilmiş kahve içiyorum şu an. Abiler arkada kendileri yapıyor. Bunu böyle ice'in içinde. Bunu ne yapacaksın aslında biliyor musun? Bunun içine cumaya gittiğinde bunun içine kolayı koy. Cumanın önünde böyle içilir. Millet taşlar orada. Ama biliyorlar ki kahve şey yazıyor üstünde. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, dinle dalga geçilmiyormuş. O yüzden yapmıyoruz. Güzel. Şekersiz içenler için birebir kahve. Soğuk hem de. Aslında bir farkı yok. Yani mesela kendi yaptığım soğuk. Öyle bir şey. Ama buzlu halde. Yani normalde daha böyle kahvenin tadını daha çok alıyorsun bunda şu an. Demek hakaret bence. Şu arkada bir sistemi gösterdim. Gösterdim. Burayı nasıl keşfettik şu an arkadaşlar? Kat kat Balat'ta kahvaltımızı yaptık. Türk kahvemizi de içtik. Kubilay kardeşimle Allah razı olsun davetiyesi için. Çok güzel ağırladı bizi. Şimdi de gezelim derken aslında Balat sahiline gidecektik. Yine gideceğiz. Ama burada da bir baktım. Birileri soğuk kahve içiyor dedim. Bunlar soğuk kahve yapıyor galiba. Soğuk kahve de çok güzel oldu maşallah. Aslında müthiş bir şey. Ben soda söylemiştim ama kahve sodadan önce geldi. Söyleyeyim mi? Bir dakika arkadaş. Abi bir sodamız vardı. Heh. Teşekkürler. Abi filtre kahvem var, geliyorum. Oh. Çok güzel. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an neredeyiz? Taksim Meydanı'ndayız. Şu arkamdaki cami bayağıdır yapılıyor ve her geldiğimde daha da güzelleşiyor maşallah. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biliyorsunuz geçen geldiğimizde yine bu, nereye gitmiştik aşkım? Karadeniz pidecisine gitmiştik. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Oradan da tantuni yemeye gideceğiz bugün. Yavaş yavaş boğazı biraz doldurmaya çalışıyoruz değil mi? Şimdi ara sokaktan gidiyorsunuz. Yeni yapılan caminin etrafından gidiyorsunuz.
arkadaşlar. Geldik otele sonunda. Bayağı yorulduk ya, yemin ediyorum var ya. Normalde şu an daha dışarı çıkacaktık. Lulu'ya gidecektik, bir nargile içecektik. Videoyu devam orada çektim ama ve lakin olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü saat daha aslında 10'a 5 var ama biz öldük Burcu'yla birlikte. Bütün gün yürüdük şey derken, bir de şu terliklerle var ya, İstanbul çekilmiyor. En iyisi siz İstanbul'a geldiğiniz zaman ayakkabı giyin. Öyle şeyler yapmayın. Millet uçuyor. Neyse. Bugün neler aldı? Neler yaptı? Onları size bir kısaca hemen bir özgeçeyim. Sabah kalktık, hazırlandık. Kahvaltıya gittik Kubilay kardeşimle. Kahvaltımızı yap güzelce ne. Oradan çıktık. 50 metre ötede kahve yeri vardı. Orada kahve içtik. Adamlar soğuk bir kahveyi pres ediyor değil mi? Ne? Pres ediyor. Buzlu kahve içtim orada. Damlama kahve mi? Neyse onu da gösterdik aslında. Orada dedim ki kahve, yani sıcak kahveyle soğuk kahvenin tadı aynı diye, ama aynı değil. Çünkü kahveyi içtikçe kahvenin tadı damağınıza böyle geldikçe tadı biraz daha sert oluyor. Yani cidden onu içtiğiniz zaman gününüz aslında çok güzel oluyor. Türk kahvesinin yerini tutmuyor. Normal kahvede de değişik tat var. Ama bu kahve bambaşka bir olaydı. Benim çok hoşuma gitti. Yani başka yerde bulursam, görürsem kesin bir şekilde tekrar içerim. Burcu pijamalarını giymiş. O artık yoruldu. Hı? Bakın arkadaşlar, geçen geldiğimizde bu çantayı almıştım Gesten, indirimdeydi yine. Ben çok şanslı bir insan. Burcu da çok yani şanslı bir insan. Yeni bir çanta aldım arkadaşlar. Ben niye bilmiyorum ama bu yan çantalarını çok seviyorum. İçine her şeyi koyabiliyorum ve izin için bunun küçük olduğunu farkına vardım. O yüzden daha büyüğünü aldım arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey, deri çanta. Biraz daha büyük. İçine kamera da sürüyor rahatça. Ama kamera koyduğum an içine başka bir şey koyamıyorum. Ayrı bir mesele. Neyse aslında ben burada bir laptop kamera çantası alacaktım. Bilmiyorum videolarda söyledim mi. Gittim istediğim tarz çantalara baktım. Çantalar 1000 TL arkadaşlar. Yani 1000 TL, 1100 TL, 1200 TL. Dedim oha anasını satayım. 1200 TL'ye ben laptop çantasını kaç kere kullanacağım? Sen kaç kere laptopu sokağa çıkıyor? Böyle şimdi her gün çantayla dolaşsam mesela arkadaşlar, tamam diyeceğim. Her gün laptop sırtımda, tek bu YouTube işini yapsam veya yapsak Burcu ile birlikte, tamam diyeceğim. Her zaman lazım. Hep dışarıdayız, yollardayız. Hep video keseceğiz, koyacağız vesaire. Ama öyle bir durum da yok. Sonuçta hep çanta yanında değil. O yüzden dedim ki boş ver, ben bunu geçen sene yoğun Mart ayında ne zaman almıştım? Geçen sene almıştım ben bunu arkadaşlar, 11. ayda. Bunu da Apple'den almıştım aslında. Apple'in küçük bir yan dükkanından. 30 euroydu. İçine de ne yaptım? Kamera çantamın içini söküp bunun içine monte ettim. Birazcık bu şekilde fantazileştirerek, güzel bir fantazimi kullanarak laptop çantasıyla kamera çantasını bir yaptım. Evet. Uzun lafı arkadaşlar. Oradan çıktık. Sine Park'ına gittik. Sine Park'ında her zaman bir ucuzluk vardı. Çantayı aldım. Onu da nereden aldım? Jeans Lab'den aldım. Ne kadar aldım? Size onu hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. 559 liraymış. Hangi tarih? Ondan sonracığıma 18 Temmuz 2019 335 liraya inmiştir. Yani indirimli bir şey almak istiyorsanız ve İstanbul'daysanız Sinya Parkı olsun, bu AVM'lerde olsun, yine güzel güzel kampanyalar oluyor arkadaşlar. Sara'daki elemanlar, eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen patronlarınıza söyleyin ki poşetlerinizi sağlam yapsın. Sinya Parkı'nda giderken poşet koptu ya. Gittim bir de ekstradan Jeans Lab'den ekstra poşete para verdim. Ha, haberiniz olsun. Neler aldık bakalım. Böyle bir fatura falan verdiler. Taksili maksi. Neyse. Toplam fiyat 539 TL ödedik. Ne aldık? 3 tane eşya aldık. Üçünde de biri 170, ikincisi 170. Üçüncüsü de 200 TL tutmuş. Bunları size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Burcu kendisine böyle bir tane mont seçti arkadaşlar. Bunu derece olduğunda size giyip İstanbul'da dolaşacakmış. Böyle bir şey. Bana ne kadar ödemiş? 199.95 TL ödemiş. Vay be. Ben hediye ettim aşkım. O benim canım, ciğerim, o üşümesin. Sonuçta çocuğumu taşıyor biliyor musunuz? O benim için bir numara. Bunu şöyle bir şuraya atayım değil mi aşkım? Atacağım onları da. İyi neyse, bunu sola koydum. Yatağın üzerine. Kendime şöyle kısa bir pantolon aldım arkadaşlar. Bunu ne kadardı? 170 TL tuttu. Böyle kot. Ama Zara'nın malı şu yönden hoşuma gidiyor. Lastik gibi arkadaşlar. Rahat ediyorum biliyor musun? Ondan sonra bir de ayrıyetten kendime bir tişört daha aldım. Bunu da ne kadar ödemişim? Bunu da 169 TL ödemişim. Evet, bu da 169 TL arkadaşlar. Zara'da maalesef indirim yok. Ona göre bilginiz olsun. Kim bana yazıp duruyor? Instagram'dan yazıyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ne aldık da? Koton'a gitti Burcu. Her zamanki gibi. Bunu bir koton İstinye Parkı'ndaki saray muhallebicinin önündeki Koton'dan bayağı bir ilmeler vardı. O yüzden onu almadık. Bunu Taksim'deki Koton'dan aldı. Bunun taksi fiyatı 76.99. Ama bu peşin fiyat 69.99. Ne? Arkadaşlar İstinye Parkı'nda bu gördüğünüz şey 99 liraymış. Taksim'deki Koton'da 69.99. Yani bu demek oluyor ki Kayseri'ye gideceğiz biz birkaç gün sonra. Orada o zaman daha da ucuz olabilir. Oraya da bakmak lazım. Evet arkadaşlar, yoruldum artık.
Bana müsaade arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve Instagram'dan da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ben kaçar. Allah'a emanet olun.